Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi kapıyı açtım. Bu güvercin böyle kapının arkasında duruyor. Yani vallahi kızayım mı, kız mıyım mı bilmiyorum ama bakayım. Kendisi mi düşmüş buraya onu da bilmiyorum. Günahını almayın kimsenin ama. Daha ciciktir belki de. Biri atmıştır. Açı at. Allah Allah. Vallahi Mardin ya. Ya kim getiriyor bu kuşları buraya? He? Bir dakika. Gayet de güzel bir yer. Bilmiyorum ama buraya bırakmışlar ya kapının önüne. He? Kapının önüne bırakmışlar gitmişler. Çiğ. Vallahi ya şimdi buradaydı. Çiğ. Ha bu kuş. Çiğ. Çiçki. He. Şey yabancı ya. Yok yabancı değil bak paçaları var dedi. Şey normal güvercin. Niye kapıya bıraktı? Ne bileyim. Ya biri bıraktı ya burada. Şuradan içeri bir yere girdi. Ama kuş uçabiliyor. Şu yok bir şey yok kuşun ya. Şu şey ayağı maya hep bir dolanmış onları bir alayım. Arkadaşlar paşayı aradım. Aa, orada herhalde camın kenarında. Yani bunu birisi bırakmış zaten belli %90 birisi bırakmış. Paşa'ya vereceğim. Çatıya bıraksın bari onlarla beraber hayatını sürsün. Daha yavru kızmasıdır o. Ya arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar gerçekten yanlış yapıyorlar. Bir şey diyemiyorum artık. Ya. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Besleyemiyorsanız kurban olduğum şunları almayın ya. Allah aşkına ya. Allah aşkına bak Allah'ın adını aldım ha. Besleyemiyorsanız almayın abi ya. Geçen sefer de bak o salla baş yavruyu getirmişler kapının önüne bırakmışlar paşa gel. Kapıyı açtım. Tam işe gideceğim baktım kapının önünde duruyor. Belli ki biri getirip bırakmış. Daha yavru kızmasıdır. Ayaklarım ayakları biraz ipim pardon. Şey yaptım. Allah razı olsun sen de. Var mı işte? Ben işe gidiyorum. Kendine iyi bak. Hadi kral. Güle güle besle. Hadi Allah'ım. Hep de beni buluyor böyle şeyler anlamadım. Hep de beni buluyor. Artık ben bile şaşırıyorum. Gerçekten artık ben bile şaşırıyorum. Ama cidden sevgili dostlarım. Besleyemeyeceğiniz hayvanı kurban olduğum alıp evinize koymayın. Boşuna günahına girmeye gerek yok. Bak şimdi denk gelmesem büyük ihtimalle bir kedi yiyecekti o hayvanı. Yazık günahtır yani. Gerek var mı? He? İyi ki o an işe gideceğim dedim. Çıktım. Tık bir baktım kapının önünde duruyor. Paşa da Allah razı olsun sahiplendi. Bizde de kuş çok arkadaşlar. Gerçekten haddinden fazla kuşumuz var. Biz azaltıyoruz çoğalıyor. Biz azaltıyoruz çoğalıyor. Bitmiyor yani önünü kesemiyoruz. Neyse. Yabanların oradan geçeceğim. Bakalım orada karşımıza bir şey çıkacak. Şam'ı biraz durumu kötüydü arkadaşlar evdeyim. Ayrıca kralın veliahtı biraz hastaydı. Onları böyle bir bıraktım dedim bir hava alsınlar. Bir ilaç buldum. Eğer işe yararsa ilaç dediğim yani organik ilaç arkadaşlar. Eğer işe yararsa sizlere de tavsiye edeceğim. Şu an kendi kuşlarım üzerinde bugün kullandım. Şöyle bir tane kaba koydum onu göstereyim ben sizlere. Yalnız bu o kabın ilacı değil onu önceden söyleyeyim. Sonra gidip yanlış bir şey almayasınız. Zaten öyle gidip kuşçularda falan alınacak bir şey değil. İlacı buranın içine koydum arkadaşlar. Biraz doğallıktan yanayız. Doğal yollarla kuşlarımızı iyileştirmenin çabasındayız arkadaşlar. Şöyle bir genel kuşların durumuna bakayım. Bugünkü durum benim biraz canımı sıktı aslında. Videonun başında zaten gördünüz. Biraz canımı sıktı yani. Ben açık ve net konuşayım. Eğer orayı bir insan onu attıysa gerçekten yanlış yapmış. Yani yanlış yapmış arkadaşlar. Hadi ben o an işte olsam bir tane hayvan gelip yese onu. Yazık günah değil mi kardeşim? Yok yani yazık günah değil mi? Tamam anlıyorum.
o an ben alırım diye birisi bırakmıştır oraya. %90 zaten öyle olmuştur. Ama kardeşim şimdi yani ben olmasam evde ne olacak? He? Bir de o tarafını düşünün. Şu yerlere bakacağım, onlarda durum nedir? Yine yerinizi bayağı bir kirletmişsiniz ha gençler. Bu kızım ayağa kalkmadı mı adam? Yine felç oldu. Ama iyi, çok şükür. Geçen sefere göre biraz daha toparlayacak, hızlı toparlayacak. Erkeğimiz şu an yumurtanın üzerinde. Yumurtanın üzerine oturuyor eşek ama yavrulara biraz ihanet ediyor. Yavrular arası hiç iyi değil. Dişiyle sürekli haşır neşir peşinde olmanı istiyor ama öyle de olmaz. Değil mi arkadaşlar? Şuraya bir bakayım, burada durum ne? Biraz kuşumuz var, onları azalttık mı? Şu kara nakışlıyı da içeriye alacağım. Şu tip yavruyu da içeriye alacağım. Kralın veriyatını da içeriye alacağım. Tip yavru da çünkü artık büyüdü, nasıl? Kocaman oldu. Bir de çok hareketli olmaya başladı. Var, nasıl uçar? Onları böyle bir bölük yapacağım kendi yavrularım. Şu an nereden baksan bir 10 tane yakın yavrum var. Onlar böyle bir bölük, çarşıllar, tipler, ondan sonra kara nakışlı, arans marans, böyle karışık bir şey yapacağım. Onları gökyüzüyle buluşturacağız inşallah. Şam'ı mutlu ama dişimiz hala erkek mutlu. Erkek keyfi yerinde, dişim de bugün biraz daha iyi sanki, çok şükür. Toparlayacak gibi görünüyor. Kralın veliahtı biraz kendini pustu ama yine toparlamış. Sabah çok kötüydü. Sabah baktığımda ona bayağı bir kötüydü. Tipin yavrusuna bakalım. O ne durumda? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu sefer tek yavruları var. Yavaş yavaş oğlum şu tipler. Şu tiplere bak Allah aşkına ya. Oğlum bu nedir lan? Bak 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 nasıl koruyorlar. Çok korumacılar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arans'la kalemlinin altında şu an şey var. Fitilli yavrusu var arkadaşlar. Ne olur bilmiyorum. Rengi ne olur, büyür mü büyümez mi bilmiyorum. İnşallah büyür. Temennimiz büyümesinden yanadır. Kralın veliahtının bir videosunu çektik. Vallahi billahi videodan sonra gitti ya, böyle bir şey olamaz. Şeyi aldım, siz söyleyin. İstanbullu yavruyu geri buraya aldım. Baktım orada biraz hırpalanıyor. Zaten kendi başına da yemiyor. Büyüyecek gibi görünüyor. Öbür yavru da orada biraz kendi toparlamış. Bu da büyüyecek inşallah. Yani. Öyle gözüküyor. Su mu arıyor? Ona bir su verelim. Suyumuz burada mı? Boşmuş. Şuna bir su koyalım. Ufak bir yemleme yapalım. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kısa tutacağım bu videoyu. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ama bence biraz bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu bu. Yani bu kuşu oraya koyan arkadaş belki ona ders olur. Bir daha böyle bir şey yapmaz. Oradan çık oluş. Hadi. Hadi. Eşek sıpası. Sanki biraz iyisin. Verdiğim ilaç işe yarıyor gibi görünüyor. Dışkısı da sertleşmiş. Ama toparlayacak inşallah. E benim aslan oluşum. E veliyatım. E babasının veliyatı. Büyüyecek mi oğlum? İnşallah, inşallah, inşallah aslan parça. Herkes güzel 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 dedi. Abi sıkıntı yaşadık. İnşallah bir şey olmaz. Sevgili dostlarım. Çok büyük yorgunluk var üzerimde. Kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Cansınız ciğersiniz ama sizden ricamdır. Gerçekten sizden ricamdır arkadaşlar. Bazı arkadaşlar için söylüyorum bunu özellikle. Besleyemeyeceğiniz hayvanı alıp evinize koymayın. Kurban olayım bak. Kurban olayım bak. Beslemeyeceğiniz hayvanı alıp evinize koymayın. Evinize koyduktan sonra biraz sıkılıyorsunuz. Sonra götürüyorsunuz, atıyorsunuz. Hayvanlar, öbür hayvanlara yem oluyor. Hayvan başının çaresine bakamıyor, hasta oluyor, ölüyor, bir şeyler oluyor yani sonuçta, anladın mı? Yapmayın bunu, gözünüzün yağını yiyin bak, yapmayın bunu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.